MHP böyle sağlam duramazdı. Paralel yapı tarafından finanse edildiği iddia edilen Meral Akşener olsaydı belki de darbecilere destek verecekti, bunun emareleri de vardı. Onun için evet, bilhassa muhalefetle daha sıcak bir ilişkilere bir başlangıç noktası olabilir bu. Herkes elini taşının altına koyması lazım ve gördüler ki saldırı herkeseydi. O millet meclisine yapılan havadan 7 tane bombalı saldırı millet meclisini darmadağın eden o 7 saldırı yalnız AK Parti'ye değil, bütün o meclisin varlık nedeni olan o içeride bulunan timlere... yapmıyorlar. Demokrasiye destek vermek için, demokrasinin yanında olabilmek için, ama uçağın gelmesiyle birlikte, o uçağın sesiyle birlikte tabii yavaş yavaş koşuşturmalar, yeni açan ekranlarını yeni açan, bizleri yeni izlemeye başlayan izleyicilerimiz için hatırlatalım. Şu an 16 Temmuz sabahında saat 6.30'da düzenlenen saldırıda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve düzenlenen saldırıda ikinci bombanın atıldığı görüntüleri izliyorsunuz güvenlik kameralarından. Güvenlik kamerası görüntüleri bunlar. Vatanseverlik hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Bundan sonra olacaklar Türkiye'de. İşte bu halk sayesinde Türkiye yeni bir sayfa açıyor kendisine. Seçim ciddi tedbirlerin alınması gerektiği
bazı emniyet subaplarının hazırlanması gerektiği bu bize çok açık gösterdi. Yufkarı yüreklilik göstermemek lazım. Eğer bu işe neşter vurulmazsa ileride Türkiye çok daha ciddi sıkıntılar çekecektir. Onun için burada